sığdırdığınız bir güreşte, tabii ki yağlı güreşlerde cazgırlık serüveniniz var. Burada güreşçilik önemli... hayatım da var benim, yağlı tabii. Güreş de yaptım ben. Şimdi evet, biraz bu serüvende rolünüzü ve bugünkü için cazgırların dünyasını bir açar mısınız? Cazgırlar kimdir, ne yaparlar, bu güreşlerin neresindedir, önemi nedir efendim? Şimdi yağlı güreşlerde cazgır çok önemli bir faktör taşıyor. Dört tane pehlivan noksan olursa muhakkak güreş olur ama cazgır olmazsa o güreş öksüz kalır. Cazgırlar güreş yapan pehlivanları çok iyi tanıyacak. Memleketleriyle yapmış olduğu oyunlarla halka takdim edecek, halkı coşturacak. Ben bunu yıllardır yapıyorum ve çıraklarıma da bunu öğretiyorum. Seminerlerde kendilerine sahalarda nasıl davranacağını, halka nasıl davranacağını, pehlivanları nasıl takdim edeceğini, diksiyonu çok düzgün olacak, bu işe hevesli olacak, bir de yaratıcı olacak. Ben kendim İmam Hatip Okulu mezunuyum. Zaten bundan dolayı besteciyim yani kendim. O şekilde bir Allah vergisi bu iş. Biz usta çırak ilişkisiyle bu işe geldik. Fakat şu anda Güreş Federasyonumuz, teşekkür ederiz kendilerine, cazgır kursu açıyorlar. Bu kurslar bir ay falan devam ediyor. Ve 6 ayda sahalarda onları dinliyoruz, yeni yeni cazgır kardeşlerimize. Ondan sonra kendilerine lisans veriyoruz. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşin olimpiyatı olduğu için en seçkin cazgırlar orada görev yapıyor. Evet. Tabii ben yağlı güreşle ilgili de bazı isteklerim olacak sizin kanalınızda. Tabii, buyurun. Şimdi yapılan toplantılarda Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Osman Aşkınbak ve beraberinde Tarihi Kırkpınar ağası Sayın Seyfettin Selim ve diğer yönetim kurulu, yürütme kurulu başkanları ve üyeleriyle toplantı yaptık Antalya'da. Herkes görüşlerini belirtti. Dediler ki 30 dakika güreş, 15 dakika puanlama yağlı güreşi öldürüyor dediler. Gerçekten öyle. Bir yazı tura vardı. Evet. Yazı tura atıyorlardı. Yazı turayla galip gelmek olmuyor. Orası er meydanı, yiğitlik meydanı. Biz orada bazı teklifler sunduk. Dedik ki bu güreş 1 saat olsun. Eskiden saat tahdidi yoktu. 10 saat güreş yapan Kırkpınar'da pehlivan biliyoruz. Şu anda hayatta olan İzmitli göçmen Recep 10 saat güreş yaptı o sahada rahmetli Karali ile birlikte. Evet. Yani burada yenişmek şart olsun. Seyirciye iyi gözüksün. Puanlamada olunca şimdi seni tutan pehlivan var. Diyelim ki Recep Karay'ı tutan pehlivan puanlamada yenildiği zaman sahayı terk ediyor. İşte centilmence mücadele etsin. Bu güreş 1 saat devam etsin ve yenişmek şart olsun. Yani kurra kalksın, yazı tura kalksın. Puanlama kalksın, puanlama minderde olsun. Yani yağlı güreşi mindere çevirmeyelim istiyoruz ve seyirciyi daha fazla artıralım istiyoruz. Ben buradan çok iddialı konuşuyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray maçlarının haricindeki seyirciyi biz daha fazlasını yağlı güreşte topluyoruz. Ve bunun evet, için de cazgının önemi çok büyük. Halkı coşturuyoruz orada. Yani cazgırların ehemmiyeti yağlı güreşte çok büyük diyorum. Evet. Peki efendim, tabii arenaya gideceğiz, biraz da kentten bahsedeceğiz. Yine 649. Kırkpınar geliyor. Türkiye'nin tanıtımında önemli bir mistik, mitolojik bir yapıya sahip. O otantik özelliğini de hiç bozmadı. Nefesler tutuluyor. Tıpkı Avrupa'da ritmik jimnastik, işte Kutlu Beygir'de falan nasıl soluklar tutulur hocam, sporcu konsantresi bozulmasın diye. İnanın Kırkpınar ambiyansı da aynen böyle. Harika bir ambiyans, harika bir görüntü. İğne atsan yere düşmez. Evet. O güzellik, estetik görüntü. Yani bir yandan yağlar dökülüyor, bir yandan tabii, sizin o Allah Allah nidalarınız. Evet. Bir yanda Cumhurbaşkanımız da evet, yani teşrif buyuruyor. Biraz oraya gideceğiz geçen ama. Geçen yıl Tek Rumeli TV canlı olarak Kırkpınar'ı yayınladı. Ve çok büyük ilgi gördü. İnşallah bu yılda yayınlar. Böyle bir fırsatı zaten Sayın Seyfettin Selim evet, sponsorluğunda yapıldı. Ben Tek Rumeli TV'ye candan teşekkür ediyorum. Halkımız gerçekten kilitlenmiş. Sonra defalarca da izledik Tek Rumeli'de yağlı güreşlerimizi. Yani yağlı güreşimizi, atasporumuzu sizin gibi insanlar olduğu müddetçe bu güreşler çok devam edecektir. Sizi kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Sayın Kayabaş, hakikaten tevazu gösteremeyeceğiz. Saygımız sonsuz. Biz yönetim kurulu başkanından son kameramanına kadar hepimiz Kırkpınar'da, o sivrisinekler sokakta, evet, onlarla da mücadele ederken
Bir yandan Jimmy Cip'i nereye koyacağız? Kameramanların perspektif açısı, bir yandan TRT ile mücadele ediyorsunuz. Evet. Hani kameraları nereye koyalım, nasıl hizmet verelim? Bu hizmette Tekrümeli TV alnının akınına çıktı. Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımızla sizlerin röportajı vardı. Evet, Sayın, onları izledik. Tabii evet. Muhalefet Partisi, evet, Sayın Deniz Baykal'ın, Deniz evet, Baykal'ın röportajlarım vardı. Ama orada yönetim kurulu başkanından, dediğim gibi kameramanından, işçisinden sesçisine kadar bu heyecanı can yürekten, hiçbir karşılık beklemeden gittik. Yapıldı, Seyfettin evet. Selim'i tabii ki Kırkpınar ağamızı da saygıyla buradan anıyoruz. İnşallah 649'u da canlı İnşallah. Vermek bize nasip olur. Ama her şey karşılıklı olması lazım. Buradan Kırkpınar'ın güzelliklerini Türkiye ve Avrupa'ya yayın yapma ciddiyetiyle, sorumluluğuyla tabii ki bu televizyon büyük hizmetlere vermek için yola çıkmış. Ama herkesin duyarlı olması lazım. Ben duyarlı olacaklarına inanıyorum. Yani bu konuda siz rahat olun. İnşallah. Evet. Efendim. Kırkpınar'dan bahsediyoruz. Baş cazgırımız burada. Bir mani artık cazgırımızdan. Peki çok güzel. Peki çok... ne diyorsun sevgili Topuz Hocam? Alalım mı? Tabii ki. Peki bir mani alalım. Hemen elektronik postalarımız çoğaldı. Şimdi benim çok sevilen bazı deyimlerim var. Tabii bunlar bir arada yasaklandı. Türk Kadınlar Birliği protesto etti. Efendim diyoruz ki erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla giden at, varsa kapından at. Şükrü abi, ben bunu böyle kabul etmiyorum. Etmiyorsun. Tam konsantre istiyorum. Evet. Tam böyle bangır bangır. Evet. Evet. Nasıl o kürsülerden evet. O sağlar? Lütfen. Pehlivan. Şu kameraya bakarak. Pehlivan. İşte meydan. İşte pehlivan. Güreş yapanlara yardım eder Hazreti Yaradan. Hani Ali, hani Kurtdereli, hani Adalı, pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza, peygamberimiz Muhammed'in Mustafa, Allah Allah, illallah, Muhammedur Resulullah, yiğit aslanlara hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Şimdi ben Sayın Başkanım istediği için onları söyledim. Efendim, onu da, onu tabii, bir daha alalım. Peki. Ağustos ayında ekilen darıdan, oğul vermeyen arıdan, sabahleyin kocasından sonra kalkan karıdan hayır gelmez. Sahtekar hacıdan, sesi çıkmayan hocadan, duman tütmeyen bacadan, karısına sırtını dönüp yatan kocadan da hayır gelmez. Evet. Tarlada buğdayım var deme ambara girmeyince, ah ne hayırlı evladım var deme, el kızının koynuna girmeyince, ne iyi karım var deme, elde avuçta kalmayınca, ne iyi dostum var deme, zor günleri görmeyince, mala mülke mağrur olma deme var mı ben gibi, sert bir rüzgar eser, savrulur gidersin olursun harman gibi, güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, haline şükret dostum, şükretmezsen olursun besbeter, baş yazgı kısa kes bu kadar mani yeter. Ağzına sağlık. Bize de tabii böyle güzel ortamları, imkanları verdiği için sevgili Şükrü Kayabaş'a çok teşekkür ediyoruz. Hemen elektronik postalara dönelim. Sonra bakalım Kingbox'ta Türkiye'nin yıldızları kimler? Sevgili tabii ki Topuz'un getirmiş olduğu o güzel görüntüleri sizlere atacağız. Canım kardeşim, her zamanki gibi süper program yapıyorsun. Tavşan ve küçük kızı Selen selamlar eder. Bademumu çok seviyorum. Onun da, söyleyelim diyor. Rumeli Kavağı'ndan Vicdan Hanım yollamış. Efendim tüm Akhan ailesine, izleyenlere yürek dolusu sevgiler, öpücükler. Efendim tekrar elektronik postlara devam ediyoruz. Saraspor Başkanı Hakan Özgül'e ve Saraspor'a başarılar dileriz. Saygılarımla iyi yayınlar demiş. Efendim değerli bir Saraysporlu kardeşimiz. Hemen diğer bir elektronik posta. Sayın Mehmet Hocam, size ve tüm konuklarınıza iyi akşamlar diliyorum. Programınızda biz amatörlerin sesi olmaya devam etmektesiniz. Her hafta bizleri, size olan bağlılığımızı kat kat artı değer katmaktasınız. Yaptığınız tanıtım ve katkılarından dolayı emeğinizi ödenemez. Başarınızın devamını cani gönülden ve tüm yüreğimizle diliyoruz demiş. Güzelce spor camiası adına Güzel Spor Yönetim Kurulu Başkanı, centilmen, karizmatik, adam gibi adam Başkan Tamer Canbaz. Buradan da lokaldeki tüm değerlere herkese sevgiler, selamlar, Kumburgaz Güzelce. Mehmet Bey, programı zevkle izliyorum. Saraspor'un başkanı olarak Saraspor'un başarısı için çalışan başkanımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Başkanımız ile son derece gurur duyuyoruz. Başkanlarının başkanlıklarının devamı diliyoruz. Şarköy'den sevgiye saygılarınızla Naci Bayraktar.
MHP Şarköy ilçe başkanı demiş. Bu akşam bayağı bir destek var. Bakalım saraydan yine bir mail. Saray Spor Başkanı Hakan Özgül'e ve Saray Spor'a başarılar dileriz. İyi yayınlar Hakan Özgül. Efendim Hakan Özgül'e gelmiş bu güzel Hakan Özgül'e. Herkes bu akşam bayağı bir destek var. Tabii. Efendim biz de başkanımıza gurur duyuyoruz. Mehmet Bey, siyasetteki başarısını sporda da gösteren Hakan başkanımıza Saray Spor'un başında olduğundan ötürü teşekkür ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Siz Trakya'nın yiğit evlatlarına sevgi ve saygılarımla nice bayraklar, Naci Bayraktar demiş. Yine MHP Şarköy İlçe Başkanı yollamış tekrar. Evet, hemen bir VTR'mize gidelim bakalım. Birol Topuz bize King Box, tabii ki Kabir'in koordinatörlüğünü, organizatörlerini, her şeyin üstten...